Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Tanzimat edebiyatı 1. dönem sanatçılarını göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, ilk önce bu dönemde bulunan sanatçılarımızın isimlerine bakalım. Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşadır. Bunlar arkadaşlar 1. dönem Tanzimat sanatçıları olarak karşımıza çıkan isimlerdir. İlk olarak Şinasi'ye bakıyoruz. Batı tesirindeki Türk Edebiyatı'nın ve Tanzimat Edebiyatı'nın kurucu ismidir. Batı Edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısı ve Tanzimat Edebiyatı'nda yeniliklerin öncüsü olarak kabul edilir. Sevgili arkadaşlar, Şinasi, makale, tenkit, çeviri, fabıl gibi birçok türde eserlerini meydana getirmiştir. Klasizm akımından etkilenmiştir. Özellikle şair evlenmesinde Molyar'ın komedilerinin etkisi görülür. Pertev Paşa ile birlikte ilk şiir çevirilerini yapmışlardır. Didaktik şiirler yazmıştır. Aruz veznini kullanmıştır. Bütün güzelliğine önem vermiştir. Aynı zamanda şinasi, akıl, medeniyet, kanun kavramlarını şiire ilk işleyen kişidir. Agah Efendi ile birlikte 1860'da ilk özel gazete olan Tercümanı Ahvali çıkarmışlardır. Türk Edebiyatı'nda ilk makale örneği olan Mukaddime-i Tercümanı Ahval bu gazetenin ön sözü olarak yayınlanmıştır arkadaşlar. 1862'de tek başına Tasviri Efkar gazetesini çıkardığını da unutmayın. Şinasi'nin Sevgili gençler, roman ve öykü alanında eseri yoktur. Bu ayrımı da göz ardı etmeyelim. Devam ettiğimiz zaman burada özet mahiyetinde bazı bilgiler var. Bunlara bakalım. Şair evlenmesi batılı anlamda ilk tiyatrodur. Batılı anlamda ilk fabıl örneklerini yine Şinasi yazmıştır. Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar kimdir? Şinasi'dir. Az önce belirtmiştik ilk makale olan tercümanı ahval mukaddimesini yazmıştır. Ata sözleri üzerine de ilk çalışmayı yine Şinasi yapmıştır. Şinasi Paris'te iken bir Türkçe sözlük yazmaya başlamış ancak ömrü yetmediği için sözlük çalışması yarım kalmıştır. Şiire ve şiir kitabına isim veren ilk sanatkardır. Batı'dan ilk çevirileri yine Şinasi'nin yaptığını belirtelim. Burada eserleri var. Tercüme-i Manzume, Şair Evlenmesi, Müntebahat-ı Eşar, Duru ve Emsali Osmaniye, Müntehebat-ı Tasviri Efkar, burada Tenasüh, Eşek ile Tilki, Karakuş Yavrusu ile Karga, Arı ile Sivrisinek gibi fabul türünde eserleri de bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar vatan şairi Namık Kemal'e bakıyoruz. Namık Kemal Türk Edebiyatı'nda vatan şairi olarak bilinir. Romanları teknik açıdan kusurludur. Düz yazılarında sanatkarane bir üslup kullanır. Batılı yeni şekilleri denemiştir. Onun Vaveyla, Hilali Osmani, Ukapname gibi şiirleri bunlar arasında sayılabilir. Tiyatroyu halkın eğitiminde bir araç olarak görmüştür. Bu önemli tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan veya tarihten seçmiştir. Tiyatrolarının tümü neymiş? Drammış. Sevgili arkadaşlar, Namık Kemal Vatan Yahut Silisre isimli oyunu sahnelendikten sonra Magosa'ya sürgün edilmiştir. Ercümeni Şuara topluluğunda bir süre yer alan Namık Kemal, Lisan-ı edebiyat hakkında bazı mülahazadı şamildir makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan yine Namık Kemal'dir. Vatan, hürriyet, adalet, hak, kanun, hukuk gibi konular eserlerinde işlediği temel kavramlardır. Renan müdafaa Neamesi'ni Fransız tarihçi Ernest Renan'ın İslamiyet ilerlemeye engeldir düşüncesini çürütmek için yazmıştır. Lisane Osmani'nin edebiyat hakkında bazı mühalazat şamildir makalesinde Namık Kemal dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Zaten bunu belirtmiştik. Tahribi Harabat bu da edebiyatımızda ilk eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. Kime eleştiriyor? Ziya Paşa'yı. Takip Ziya Paşa'nın Harabat adlı Divan Şiiri Antolojisinin ikinci cildine karşılık yazılmıştır. Burada Namık Kemal'in eserleri bulunuyor. Bunlara bakalım. Tiyatroları Vatan Yahut Silitre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celalettin Arzemşah, Karabela, Gülnihal. Romanları işte ilk edebi roman İntibah, Tarihi Roman Cezmi. Burada eleştirileri var. Şiirleri var, Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Mersiyesi, Vaveyla Çığlık gibi. Şimdi ise Ahmet Mithat Efendi'ye geçiyoruz. Tanzimat Edebiyatı'nın aslında her iki döneminde de yer almıştır ama sanat anlayışı bakımından burada da belirtmişiz. Birinci döneme daha çok yakındır arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'nda halk üzerinde en çok etkili olan sanatçı kimdir? Ahmet Mithat Efendi'dir. Halka okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışmıştır. Eserlerinde halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmıştır. Roman, makale, öykü, anı, tiyatro, gezi, tarih, hukuk, felsefe, psikoloji gibi böyle birçok alanda eserler meydana getirmiştir. Türk edebiyatında onun kadar eser veren başka bir sanatçı yoktur. Olayın akışını kesip araya girerek bilgi vermiş, gereksiz açıklamalar yapmıştır. Özellikle romanlarında bunu çok sık görüyoruz. Halk için roman anlayışını edebiyatımızda Ahmet Mithat açmıştır. Eserleriyle toplum için heceye evvel olmuştur. Yazı makinesi olarak bilinir. Şu kısım zaten birçoğunuzun bildiği bir bilgi. Romantizm akımından etkilenmiştir. Dağarcık ve Kırkambar adlı dergileri de neşrettiğini unutmayalım. Servet-i yazarlarını özellikle Cenab-ı Şahabettin'i eleştirerek onlara Dekadanlar adını takmıştır. Yazdıklarında ders verme amacı güttüğü için eserlerinin sonunda kıssadan hisse çıkarır. Eserlerinin sonunda iyileri mutluluğa kavuşturur. Çoğu zaman sevgilileri evlendirir demişiz. Kötüleri ise cezalandırıyor. Çoğu zaman öldürür. Bu da onun ahlakçı tavrının sonucudur. Burada eserleri bulunuyor arkadaşlar. Bakın romanları Hasan Mellah, Hüseyin Fella, Pelatun Bey ve Rakım Efendi, Dünyaya İkinci Geliş Çengi, Bekarlık Sultanlık mı dedin? Şimdi sevgili arkadaşlar, bazılarının da özeti bizim roman özetleri oynatma listemizde bulunuyor. Benim bildiğim kadarıyla Hüseyin Fella değil de Felatun Bey ve Rakım Efendi vardı. Yine daha değişik eserleri burada olmayan eserlerinden de e, özetlerimizde olması gerekiyor. Yine Gezi demişiz Avrupa'da bir cebelan, öyküleri taifi rivayet kısadan hisse, tiyatrolara eyva açık baş, çerkez özdenler, çengi ziba. Bunları bilmeniz yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi özetlerinden de önemli olanları ben oynatma listemizde ne yaptım? Animasyonlaştırarak anlattım. İlk polisiye romanı Esrarı Cinayet demişiz. Bakın bu da evet roman özetlerinde özeti bulunuyor. ve rivayet ilk öykü örneği Hasan Mellah ilk macera romanı Avrupa'da bir cevelan modern anlamda ilk gezi yazısı Voltaire 20 yaşında bu eserde ilk biyografik roman olarak karşımıza çıkıyor. Henüz 17 yaşında kadın sorununu anlatan ilk romandır. Vedatun Bey ile Rakım Efendi Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını konu alan ilk romandır. Bunlar önemli arkadaşlar bakın. Önemli olanları zaten böyle ne yaptım? Daha değişik bir şekilde karşınıza çıkardım. Görsel hafızayı da ihmal etmeyerek. Bunlar PDF'de de aynı bu şekilde mevcut. Şimdi Ziya Paşa'ya geçiyoruz. Ziya Paşa'da tezat ve ikilik hemen hemen yaşantısına ve yapıtlarına büyük oranda yansımıştır. Makale, şiir, hiciv, edebiyat, tarihi, antoloji gibi birçok türde eser vermiştir. Yancak Rousseau'dan ilk çevirileri yapan kimmiş? Ziya Paşa'ymış. Üslubu, hikmet konulu şiirlerinde hakimane ve didaktik aşk şiirlerinde rindanedir demişiz. Ayrıca eleştirel üslup da onun en dikkat çekici üslup özelliğidir. Bakın bu kısım önemli. Hikmet, fikir ve mesel şairi olarak bilinir. Sosyal, siyasi mücadeleleri, şahsi kavgaları eserlerinin içeriğini belirlemiştir. Döneminin sadrazamı Ali Paşa ile olan düşmanlığı eserlerinin en temel konularındandır. Sade bir dili savunmuştur ancak Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır. Dediğimiz gibi tezatlar şairi olarak karşımıza çıkıyor. Hece ölçüsüyle yazdığı birkaç türküsü dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Sevgili arkadaşlar Ziya Paşa halk filozofu olarak bilinir. Biraz önce ne demiştik? Hikmet Mesel şairidir. Burada kısaca halk filozofu olduğunu belirtmişiz. Burada eserleri var. Hicib Zafarname, Düz Yazı Rüya Arzı Hal, Mektup Veraset Mektupları, işte şiir var, makale var. Her türde eserleri var. Bunları da arkadaşlar mutlaka okuyun. Benim tek tek belirtmeme gerek yok. Bu kısımda önemli bilgilerimiz mevcut Ziya Paşa ile ilgili. Zafarname batılı anlamda ilk satirdir. Yani hiciv taşlama örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ama batılı anlamda bakın. Bu kısım önemli. Defteri amal ilk anıdır yine batılı anlamda. Çünkü Türk Edebiyatı'nda desek şimdi Babür Şah'a kadar gideriz. Dolayısıyla batılı anlamda vurgusuna dikkat ediyoruz. Harabat'ta ilk antoloji örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu kısımda Şemsettin Sami ile ilgili önemli bilgiler var. Bunlara da bakalım. Kamusu Türkiye ilk Türkçe sözlüktür. İlk yerli roman yine Şemsettin Sami tarafından kaleme alınan Taşuku Talat ve Fitnat adlı eserdir. Bakın bu bilgi de önemli. Orhun yazıtları ve Kutat Kubilik üzerine çalışmalar yapmıştır. Geçiyoruz Ahmet Vefik Paşa'ya. Yani yerli Molyar olarak biliyoruz Ahmet Vefik Paşa'yı. 2019'da bu yerli Molyar olarak çıkmadı. Tabi de Molyar'dan yaptığı çeviriler şeklinde ÖSYM e bir paragraf içerisinde geçiyoruz Ahmet Vefik Paşa'ya. Molyar'ın oyunlarının bazılarını çevirmiş, bazılarını ise uyarlamıştır. Tiyatroya özel önem vermiştir. Memurlarını tiyatroya gitmeye mecbur tutmuştur. Yani tiyatroya bakın çok büyük önem veriyor Ahmet Vefik Paşa. Dil ve tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır. Anadolu Türkçesindeki sözcükleri ilk defa Ahmet Vefik Paşa toplamıştır. Osmanlı'nın Türk milletinin bir parçası olduğunu bakın ilk defa o vurgulamıştır. Türkçülük akımının hazırlayıcısı ve öncülerindendir. Klasizm akımından etkilenmiştir. Ahmet Vefik Paşa sevgili arkadaşlar yerli Molyar olarak bilinir. 2019'da yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Vefik Paşa çıkmıştı. Molyar'dan yaptığı çeviriler şeklinde işte ÖSYM bir paragrafta böyle belirtmişti cevap Ahmet Vefik Paşa olacaktı. Burada sevgili arkadaşlar bakın eserleri mevcut. Sözlük Lehçe-i Osmani ilk sözlük çalışmalarındandır demişiz. Bu eserde Türk kavramı üzerine durulmuştur. Tiyatrolarına bakalım biz. Neden? Çünkü daha çok tiyatroya önem vermişti. Don Civani, Dudu Kuşları, Adamcıl, Yorga Gidendini, Zornika, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, tarfı zoraki tabip, tabibi aşk, dekbazlık. Bunlar önemli. Özellikle tiyatrolarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa. Aynı zamanda yerli Moliar olduğunu da unutmayalım. Yine Ahmet Vefik Paşa ile ilgili önemli bilgilerimiz var. İlk Türk tiyatro binasını ne yapmış? Kurmuş ne tiyatroyla ilgili. İlk adapte uyarlama tiyatro oyunlarını yazmış. Lehçe-i Osmani Türkçeden Türkçe'ye ilk sözlük olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar tiyatro deyince ve Molière deyince aklımıza kim gelecek? Ahmet Vefik Paşa. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bu videonun pdf'sini yine videonun açıklamalar kısmında veya yorumlar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.